Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabbiqin fil ardi illa alallah. Kullun fi kitabim mubin. Ve ma min dabbiqin fil ardi illa alallah. Ve lekum eyyukum ehsenu amela. Evet, evvel rahmet, ortası mağfiret günlerini idrak ettik. Yavaş yavaş artık sonu cehennemden azat olunan günlere doğru ilerliyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Cenab-ı Hak öncelikle hepimizi milletçe, huzur içerisinde, sağlıkla bayrama eriştirsin diyorum. Evet, dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de bu Covid tedbirleri kapsamında bir takım tedbirler öngörüldü. Hükümetimiz ülke çapında genel bir kapanmaya gidildi. Tabii öncelikle şunu ifade edeyim. Bu kurallara uymak bir defa hepimizin bir görevi. Bu noktada hassas olmaya, bu noktada kurallara, tedbirlere riayet etmeye bütün kardeşlerimizi ben özellikle davet ediyorum. Çünkü İslam'ın korunmasını öngördüğü çok temel esaslardan bir tanesi canın korunması. Dolayısıyla sağlığımızı korumak, sağlıkla ilgili kurallara riayet etmek hepimizin görevi. Bu konuda ne olur ihmalkar davranmayalım. Bu 17 günlük kapanma süresinde hamdolsun camilerimiz açık kalmaya devam edecek. Ben kurallara uyan, tedbirlere riayet eden bütün kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten camilerimiz kurallara uyma noktasında çok hassasiyet gösteren müstesna yerlerden biri oldu. Ben bütün cemaatimize teşekkür ediyorum. Hem sosyal mesafeye hem maskeye riayet ederek camilerimize gidip geliyorlar. Bu süreç içerisinde dediğim gibi camilerimiz açık olacak. Sadece teravih namazlarımızı evde kılacağız. İş yerlerimiz doğru kapalı olacak. Bir miktar daha ailemizle, çocuklarımızla, kendimizle baş başa kalacağız. Bunu sizin de ifade ettiğiniz gibi fırsata dönüştürme vakti. Ramazan'ın son 10 günü, belki ilk 20 gün içerisinde koşturmalarımız, işimiz, meşguliyetlerimiz dolayısıyla belki mukabelemizi yeterince okuyamadık, belki evrad-ı eskarımıza yeterince yoğunlaşamadık, nafile ibadetlerimize yoğunlaşamadık. İşte şu an bize sunulan güzel bir imkan. Evimizdeyiz, kendimizdeyiz, ailemizle baş başayız. Bunu değerlendirelim derim. Çünkü kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde bambaşka bir yoğunlukla ibadetlere yoğunlaşır ve itikaf ibadetini yerine getirirdi. Çünkü biliyoruz ki Ramazan'ın son 10 günü Kur'an'ın indirildiği günlere denk geliyor. Bu son 10 günü en iyi şekliyle değerlendirmemiz gerekiyor. İtikaf ibadeti ta Hazreti İbrahim'e uzanan bir ibadet. Bunu unutmayalım. Çünkü Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Ey İbrahim, evimi yani Kabe-i Muazzama'yı tavaf edenlere, itikafta bulunanlara ve ruku ve secde edenler için tertemiz kıl diyor. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki bu itikaf ibadeti köklü bir ibadet, ta Hazreti İbrahim'e uzanan bir ibadet. Doğrudur, bugünlerde bu salgın dolayısıyla evlerimizde olacağız, camilerimizde itikafı yapmamız mümkün olmayacak ama ecdadımız öteden beri bu itikaf ibadetine önem vermiş, camilerin içerisinde itikaf odaları oluşturmuş. Hatta hiçbir şey olmasa itikafa girecek böyle uzun zamanı olmayanlar için camilerin girişine şöyle bir ifade koymuş. Nevaytul i'tikafe. İçeriye girerken bile itikaf niyetiyle girdim ya Rab diyerek girmemizi bizlere hatırlatmış. Dolayısıyla evlerimizdeyiz. Şöyle
10 gün olmasa da bir müddet de olsa girebildiğimiz kadar şöyle biraz kendimizle baş başa kalalım. Nefis muhasebesi yapalım, dua edelim, evratla, eskarla, tesbihatla meşgul olalım ki böylelikle bu ibadeti evlerimizde yapalım. Aslında bu ibadeti camilerde yapmak esastır. Ama bu tedbirler dolayısıyla bir mazeret olduğu için evlerimizde yapabiliriz, sınırlı da olsa. Namazları mutlaka cemaatle kılmaya çalışsınlar. Mukabelelerine yine aynı şekilde ailecek devam etsinler. Bugünler içerisinde bir miktar okumaya zaman ayıralım. Yani buna çok ihtiyacımız var. Yani ekran bizleri hakikaten çok ciddi manada meşgul ediyor. Yani şu kalan son 10 günü okuyarak kendimizi, bilgimizi, tecrübelerimizi yenileyerek değerlendirelim. Ailecek okumalar yapalım. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a bir emri var. اِجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً Evlerinizi kıblegâh evler edinin diyor Cenab-ı Hak. Ha, şu an onu yapabileceğimiz bir zaman. Yani evlerinizi mescide dönüştürün demek. Evlerinizi ibadet mekanlarına dönüştürün. Evlerinizi Allah'ın anıldığı, Allah'ın kitabının okunduğu mekanlara dönüştür. Şu an o zamandayız. Ama bu dönemde ailecek bir şeyler yapmanın da gayreti içerisinde olalım. O da çok kıymetli. Eşimize yardımcı olalım. Çocuğumuzla paylaşalım. Çocuğumuzun dertlerini dinleyelim. Onlarla birlikte etkinlikler yapalım. Okumaları beraber yapalım. Böylelikle aile saadetine de bir takım katkılarda bulunmaya gayret edelim. İnşallah bu 17 günlük sürenin sonunda ben inanıyorum ki Cenab-ı Hak Şafi ismiyle tecelli edecek, rahmetiyle tecelli edecek ve böylelikle bu salgından inşallah kurtulmuş olacağız. Rabbim milletçe ve ümmet olarak vahdeti yakalamış, her türlü tefrikayı bir kenara bırakmış bir şekilde sağlıkla cümlemizi bayrama eriştirsin diyorum.